Merhaba, haber saatine hoş geldiniz. Günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Hemen başlayalım. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı milli dayanışma kampanyası başlattı. Erdoğan, ihtiyaç sahibi aileler için başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasında ilk desteği 7 aylık maaşını bağışlayarak kendisi yaptı. Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Biz bize yeteriz Türkiye'm diyerek başlattığımız bu kampanya için şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli dayanışma kampanyasını başlattıklarını duyurdu. İlk başta kendisi yaptı. Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4,5 saat süren kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Gündem elbette koronavirüsle mücadeleydi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına tüm bakanların destek verdiğini söyledi. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımızdan kimi üçer, kimi altışar aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler. Toplamda bakanlarımız ve kabineye eşlik eden arkadaşlarımız 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular. Cumhurbaşkanı kampanyayı tanıttıktan sonra iş adamları ve hayırseverlere seslendi. Siyasetçileri ve bürokratları kampanyaya katılmaya davet etti. Meclisteki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. En büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerinden bekliyoruz. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da Ramazan ayını beklemeye gerek yok. Bu kampanyaya şimdiden katılarak hayır yarışında yerlerini alabilirler. Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden hak katında kabul olmasını diliyorum. Bugün itibariyle bu kampanya için 11 milyon dolar hayırseverlerimizden gelen destek var. Bunu da özellikle bildiriyorum ve kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Erdoğan, toplanan paranın hangi kanallar aracılığıyla dağıtılacağını da açıkladı. Her ilimizde ve ilçemizde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından kampanyaya yoğun destek geldi. Siyaset ve iş dünyasından birçok isim kampanyaya katıldı. Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Biz bize yeteriz Türkiye'm. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrı yaptı. Destekler peş peşe geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop kampanyaya 5 aylık maaşını bağışlayarak katıldı. Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız inşallah. Biz birlikte Türkiye'yiz, birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadeleden de hep birlikte galip çıkacağız. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de kampanyaya destek verenler arasındaydı. Bahçeli de 5 aylık maaşını bağışladı ve destek çağrısında bulundu. İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 3 aylık maaşlarını, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de 5 aylık maaşını bağışlayarak "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına katıldı. Kampanyaya iş dünyasından da destek vardı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda olarak 10 milyon lira destek vereceklerini duyurdu. Bir destekte YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan geldi. Saraç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Milli dayanışma kampanyasına şahsım ve bütün YÖK üyeleri birer aylık maaşımızı bağışlayarak katılıyoruz" dedi ve üniversite rektörlerini de kampanyaya destek vermeye davet etti. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 37 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 10.827'ye yükseldi. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koronavirüs Türkiye'de 37 kişiyi daha hayattan kopardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam 168 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bir günde 11.535 kişiye test yapıldı ve 1610 yeni tanı kondu. Böylece toplam vaka sayısı da 10.827'ye yükseldi. Yoğun bakımda tedavileri devam eden hasta sayısı 725. Entübe yani solunum cihazına bağlı 523 hasta bulunuyor. Şimdiye kadar 162 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Isparta, Kayseri ve Eskişehir'de kutsal topraklardan döndükten sonra gözlem altında tutulan umricilerden karantina süresini dolduranlar evlerine dönüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kutsal topraklardan döner dönmez karantina altına alınan umriciler tahliye edildi. Burada hizmetçilerimizi, hastalarımıza, doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Önce Cumhurbaşkanımıza öyle güzel baktılar öyle. Rabbim razı olsun, biz razıyız. Eskişehir, Isparta ve Kayseri'de karantina sürelerini tamamlayan vatandaşlar sağlık kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen aileleriyle buluştu. Mutluyuz, hüzünlüyüz. İşte böyle. Güzel yerlerden geldik ama biraz imtihanımız zor oldu. Ama şükür. Size sağlık. Hadi bakalım. Hem karantinadakiler hem de dışarıda bekleyenler de heyecan hakimdi. Deriz güzel hizmet ettiler. Allah razı olsun. Evimizi aratmadılar yani. İnşallah kalan herkes negatif çıkar. Tez zamanda ellerine, ailelerine kavuşurlar. Test sonuçları pozitif çıkanlar da vardı. Onların tedavileri de devam ediyor. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak ve hizmetlerin aksamasını önlemek için kamuya yeni atamalar yapılacak. Çalışma Bakanlığı'nın çeşitli kuruluşlarına 6.000'den fazla eleman alınacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılında açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayılarının Cumhurbaşkanı kararıyla belirlendiği vurgulandı. Söz konusu atamalar, yeni tip koronavirüsle mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülmesi için destekleyici olacak. Açıklamada 2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları belirlendi. Bu kapsamda 62 kamu kurum ve kuruluşuna 2020 yılı içinde 6.219 ilave atama gerçekleştirilecek ifadesi kullanıldı. Akaryakıt indirimleri devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Benzin ve motorine yeni bir indirim daha geliyor. Petrol fiyatlarındaki hızlı değişim akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Dalgalanmanın etkisiyle bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Son olarak dün de benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam gelmişti. Kredi kartında asgari ödeme azaltıldı. Asgari ödeme tutarı %30'dan %20'ye düşürüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşın ödeme şartlarını kolaylaştırmak için yeni kararlar aldı. Buna göre bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı %20'ye indirildi. Ayrıca kredi kartı borcu ertelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı. Önceki uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden 1 aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı verilmiyordu. Sayın seyirciler, koronavirüs salgınından önceki son ay olan Şubat'ta Türkiye'nin ihracatı %2,3 arttı. Şubat dış satım rakamları 14 milyar 653 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğinde oluşturulan Şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre ihracat Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 yükselerek 29 milyar 357 milyon dolara, ithalat %14,3'lük artışla 36 milyar 841 milyon dolara çıktı. Şubat'ta da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolara, ithalat %9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı da Ocak-Şubat döneminde 7 milyar 484 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken bu ülkeye 1 milyar 341 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Özsırak, muhalefet olarak yapıcı bir siyaset izlediklerini söyledi. Özsırak, alınacak yerinde tedbirler sayesinde hem salgının hem de etkilerinin daha kolay atlatılacağını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak krizin başından bu yana sorumlu ve yapıcı bir siyaset izliyoruz. Bu musibeti bir an önce ve en az hasarla atlatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bir yandan genel merkezimiz, diğer yandan belediyelerimiz, milletimizin hayatını kolaylaştıracak adımları atmak için geceli gündüzlü çalışıyorlar. Belediyelerimiz bu krizde ellerinden geleni yapıyor. Çok şükür başarılı bir sınav da veriyorlar. Tüm belediyelerimiz borcu nedeniyle suyu kesilen ailelerimizin sularını yeniden açtılar. Kimseyi susuz bırakmadılar. 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldular. Belediyelerimize ait dükkanlarda kiracı olan esnaflarımızın kiralarını ertelediler. İhtiyaç sahibi ailelerimizin evlerinde sağlıklı kalabilmeleri için gıda yardımlarına ve aynı yardımlara başladılar. Bunun gibi hayata dokunan nice adımlar atıldı. Atılmaya da devam ediyor. Bilim kurulu üyeleri bu haftanın çok kritik olduğunu ifade ediyorlar. Bu nedenle tedbir alınmadan geçen her dakika son derece önemli. Kimse yurttaşlarımızın sağlığıyla, canıyla asla kumar oynamamalıdır. Bugün ertelediğimiz her tedbirin yarın çok daha ağır tedbirlerle telafi edilmek zorunda kalınacağı unutulmamalıdır. Bu musibeti ne kadar hızlı bitirirsek, tahribatı öncelikle ekonomideki tahribat olmak üzere her alanda o kadar azaltmamız mümkün olacaktır. 65 yaş üzeri ve kronik hastalar sokağa çıkamadığı için güvenlik güçlerine ve diğer görevlilere zaman zaman ilginç istekler gelebiliyor. İşte bunlardan biri de Erzurum'da yaşandı. Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı bir vatandaş, jandarmadan ekim zamanı gelen tarlası için yardım istedi.
Yardım etmek için seferber olan jandarma ekipleri traktör kullanmayı bilen bir Mehmetçik buldu. Traktörün koltuğuna geçen Mehmetçik, 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından tarlayı traktörle sürerek ekime hazır hale getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşılan bu anlarsa izleyenlere tebessüm ettirdi. Sayın seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Önceki gün PKK'nın sözde üst düzey isimlerinden Nazife Bilen etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 9 terör örgütü üyesi de öldürüldü. Kahraman Mehmetçik destan yazıyor. Terör örgütü ağır darbe almaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 9 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda operasyonların kesintisiz devam edeceği, bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği vurgulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesine terör operasyonu düzenledi. PKK'nın sözde karar alma organlarında KCK üyesi Hacer Hilal Kod adlı Nazife Bilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Suriye ve Lübnan'da Abdullah Öcalan'dan askeri ve siyasi eğitim alan terörist Nazife Bilen, örgütün sözde kadın hareketinin ilk kurucuları arasında yer alıyordu. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyetine bağlı ekipler 3 torbacı ve kilolarca uyuşturucu ele geçirdi. Torpidodan, direksiyonun altından ve bagajdan, aracın her bir bölmesinden uyuşturucu çıktı. Görüntülerin adresi İstanbul Beyoğlu. İyi bak başkanım. Araç içinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar alan narkotik ekipleri harekete geçti. Şahsı takibi alan polisler zanlının plakasız otomobilini durdurdu ve arama başladı. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda satışa hazır halde uyuşturucu madde bulundu. Araca el konulurken bağlantılı kişiler için yeni bir çalışma başlatıldı. Belirlenen adrese yapılan baskında ise tam 17 kilo uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca ruhsatsız bir tabanca, 2 adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen not kağıtları ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda arabanın yedek lastiğine gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi. Şanlıurfa'da jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda yürüttüğü silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Merkez Haliliye ilçesinde bir hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada aracın stepne lastiği içine gizlenmiş 18 adet tabanca şarjörleriyle birlikte ele geçirildi. Gözaltına alınan aracın sahibi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Tokat'ta koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde koronavirüs şüphesiyle tedavi gören 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı adam bir süredir hastanede tedavi altında tutuluyordu.
Şahsın cenazesi yakınları tarafından alındı. Cenazeyi alan kişinin sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Şahsın aynı hastanede gözlem altında tutulan eşinin testleri ise negatif çıktı. Koronavirüsten ölen şahıs geçen hafta tedavi altında tutulduğu hastaneden izinsiz olarak ayrılmış ve ekipler tarafından tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı. Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Mayıs ayında açılması planlanan Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi erken hizmete açıldı. Hastanenin yoğun bakım üniteleri kameralara yansırken dev hastane havadan görüntülendi. Depreme dayanıklı hale gelmesi için yenilenen Avrupa yakasının en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni tip koronavirüs nedeniyle erken açıldı. Koronavirüs sebebiyle hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin öneminin dikkat çektiği şu günlerde hastane 600 normal 81 yoğun bakım yatağıyla hizmete açıldı. Yeni hastane binasında vatandaşların acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek için acil servis alanı da büyütüldü. Eski binaya göre 7-8 kat büyütülen hastanede 28 ameliyathane bulunuyor. Yenilenerek modern bir yapıya kavuşan binada sismik izolatör teknolojisi sayesinde deprem sırasında bile ameliyatlar devam ettirilebilecek. Koronavirüs salgını ile mücadele edilen şu günlerde hizmete alınan hastane binası ise havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan yeni binanın yanında bulunan eski hastane binası da yıkılarak yerine hastaneye ait bir blok daha yapılacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili olarak Çorlu Belediyesi çeşitli tedbirler alıyor. Vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, milletçe mücadele edilmesi gereken dönemde olduğumuzu söyledi. Çorlu Belediyesi ekipleri dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından daha az etkilenmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Belediye ekipleri şehrin her yerini dezenfekte ederken maddi durumu yerinde olmayan ailelere de çeşitli yardımlar götürülüyor. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt birçok milletin bu mücadeleyi bir nevi savaş olarak gördüğünü anlattı. Başkan Sarıkurt bu mücadeleden zaferle çıkmak için birlik olmak gerektiğine işaret etti. Bu dönemde bu mücadeleyi birçok ülke savaş olarak ifade ediyor. Gerçekten de bu mücadelenin toplumca hep beraber yapılması gerçekliliği ortada. Dünyadaki ülkeleri artık daha fazla evdeyiz, internet ortamı üzerinden veya basın yayın üzerinden izliyoruz. Dünyadaki seyrini, virüsün yayılma hızını hep beraber görüyoruz. Milletçe mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Sadece kurumlarımıza değil, vatandaşlarımıza da çok önemli bir görev düşüyor bu dönemde. Zorunluluk olmadıkça bunu özellikle vurguluyoruz. Elbette ki bir ihtiyacınız vardır, yapılması gereken bir iş vardır, işe gitmeniz gerekiyordur, çıkmak zorundasınızdır, çıkarsınız. Ama zorunluluk olmadığı müddetçe en önemli vatandaşlarımızın bu sürece katkısı evde durmak üzerinde olacak. Başkan Sarıkurt Çorlu halkına evde kalma çağrısını yineledi. Kaymakamlığımız kanalıyla başlatılan sosyal vefa sosyal destek hattıyla gerçekleştirilen etkinlik evden çıkamayan vatandaşlarımıza yardımda bulunuyor. Bu noktada 112, 155, 156 belediyemizin 444, 99, 59 numaralı hattı, Sağlık Bakanlığı'nın 184 numaralı hatları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak için hazır bir şekilde bekliyorlar.
Koronavirüs evlerinden uzakta, kiralık evlerde kalan üniversite öğrencilerini de vurdu. Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı konusunda yaşanan belirsizlik ev sahibi kiracı ilişkisine de yansıdı. Öğrenciler belirsizlik döneminde kendilerinden kira alınmamasını istiyor. Ev sahipleri ise ödeme yapılmasını. YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle üniversitelerde bahar dönemi boyunca yüz yüze eğitim yapılmayacağını duyurdu. Dijital eğitimin ne zaman sona ereceği henüz belli değil. Bu belirsizlik kiralık evlerde kalan üniversite öğrencilerini tedirgin ediyor. Normalde ev kiralarını vatandaşlarımızın hükümetimizden bir genelge gelmediği sürece ev kiralarını ödemek zorundalar. Bununla ilgili hükümetimizin bir açıklama yapması, bir çalışma yapmasını istiyoruz. Çünkü yoksa aileler ve öğrenciler mağdur durumda. Öğrenciler koronavirüs nedeniyle mağduriyet yaşamak istemiyor. Orada evde kaldığımdan dolayı ev sahibi ister istemez kirasını istiyor. Ve ben de, benim ailem de bu durumdan rahatsız çünkü kirayı vermek istemiyorlar. Boşu boşuna bir ücret ödediğini düşünüyor annem de. Taraflar anlaşmazlık yaşıyor. Öğrenciler ve aileleri sorunun çözümü için devletten yardım bekliyor. İşte devletin de bu kontratlarda, afette, şu durumlarda falan bir yazılı şeyi yok, hükmü yok. Mecburen vermek zorundayım ama bu ev sahibinin sifretine kalmış. Bu olaylara karşı bir önlem, devletin getireceği bir yasa tasarısı, bir düzenleme, bir destek bekliyoruz yani öğrencilere karşı. Uşaklı ultramaraton sporcusu Akın Yeniceli katıldığı yarışma programında bir anda tüm Türkiye'nin sempatisini kazandı. Yeniceli ilginç hayat hikayesi ve tatlı diliyle dikkat çekmişti. Koronavirüs nedeniyle düğünler iptal edildi, nikahlara da kısıtlama getirildi. Önlemleri dikkate alarak gerçekleştirilen nikah törenlerindense ilginç görüntüler yansıyor. Gelinin elinde ateş ölçer, damadın elinde ise dezenfektan. Davetliler önce kontrolden geçirildiler, ardından salona alındılar. Koronavirüs önlemleri kapsamında düğünler iptal edildi. Nikah törenlerine ise kısıtlama getirildi. Antalya'da Türk damatla Ukraynalı gelinin nikahı davetli koltuklarının bomboş olduğu salonda kıyıldı. Çoğu arkadaşımız katılamadı. Onlarla daha sonra gereken her şeyi telafi edeceğiz iyi bir şekilde. Kaldığımız yerden dostlarımızla, akrabalarımızla iyi bir şeyler yapmayı hedefliyoruz. Salonda bulunanlar 1 metre olan sosyal mesafeyi dikkate alarak oturma düzenini oluşturdu. Lokman ve Oksana Günarslan çiftine nikahın ardından dezenfekte kiti hediye edildi. Teşekkürler. Muş'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler ovayı süslemeye başladı. İşte içinizi açacak eşsiz manzara. Havalar ısındı, kardelenler boy gösterdi. Yılın ilk çiçeği olan kardelenler, karlı dağlara karşı oluşturduğu manzarayla mest etti. Muş'ta hava sıcaklığının artması ve bazı bölgelerde karların erimesiyle baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı. Muş Ovası beyaza büründü. Ovada gezen çocuklarsa bir yandan kardelen topladı. Bir yandan da eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Adana'nın Kozan ilçesinde Baraj Gölü'ne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 200 çift martı bıraktı. Bölgeye alışmaya çalışan martılar görsel şölen sunuyor. Kozan Baraj Gölü'ne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 150 çift martı bırakıldı. Efendim Milli Parklar buraya 150 adet, 150 çift martı bıraktı. Çok güzel bir görünümü var. Martılar da şu an alıştılar bölgeye. Güzel bir uçuş sağlıyorlar. Aynı zamanda İskele Kafe'nin etrafındalar. Martıların göl üzerindeki uçuşu seyredenlere görsel şölen sunuyor. Beni daha çok
Martılar baraj gölü üzerinde havalanırken bölge esnafı martıların vurulmaması için avcıları uyardı. Martılara ekmek atıyoruz. Genelde fırınımızdaki bayat ekmekleri alıp burada martıları besliyoruz. Sadece kozan halkından şu istihdamımız var. Martılara lütfen zarar vermeyelim. Sayın seyirciler, Kocaeli'de bulunan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde temizlik maddelerinin imalatının yapıldığı atölyede Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısı sonrası öğrenci ve öğretmenler gece gündüz çalışarak 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti. Koronavirüs nedeniyle dezenfektana duyulan ihtiyacın artmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı talimat verdi, öğrenciler harekete geçti. Burası İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Kimya alanımızın üretim atölyesindeyiz, üretim sipariş atölyesindeyiz. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin kimya alanındayız. Lisede bulunan atölyede öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde dezenfektan üretiyor. 6 ay önce döner sermaye işletmesi olarak İSOKİM adıyla kurulan atölyede temizlik malzemeleri üretiliyor. Devamında da üretim tesislerimizi kendi imkanlarımızla kurduk. Aynı şekilde imalat işlemlerine geçtik. Daha sonraki koronavirüs nedeniyle yapılan bu yapılması istenen dezenfektan solüsyonunun da imalatını gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen talimatla okulda bulunan atölyede 11 Mart'tan itibaren dezenfektan üretimine geçildi. Kocaeli ilimizdeki kamu kurum kuruluşlarının okulların dezenfektan solüsyonlarının imalatını gerçekleştiriyoruz ve çalışmalarımız da siparişler usulüne devam ediyor. Atölyede 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretildi. Bizim sipariş usulüne göre 10 tonluk günlük imalatımız var, kapasitemiz var. Gelen siparişlere göre de arkadaşlarımız aynı şekilde üretim proseslerini, formülasyonlarını ve ham maddelerini, imalatlarını gerçekleştiriyorlar. Üretimi milli bir görev kabul eden öğrenci ve öğretmenler atölyede gece gündüz demeden dezenfektan üretimine devam ediyor. Farklı 10 farklı vardiya ekibimiz var. Öğrencilerle birlikte değişimli olarak onların dinlendirilmesiyle ilgili olarak da farklı gruplara ayrılmış çalışma ekiplerimiz var. Virüs tehditinin yaşandığı dönemde de bu gerekli. Milli bir görev de nihayetinde. Arkadaşlarımıza da bu konuda emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi 110 bin aileye destek oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş her gün 10 bin aileye 30 bin ücretsiz ekmek, 40 bin aileye pazar filesi, 30 bin aileye de hijyen kolisi vereceklerini açıkladı. Bursa küresel salgının şehri olan olumsuz etkilerini dayanışmayla aşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararları Skype üzerinden canlı basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Aktaş su tüketiminin son 2 haftada %17 artığına dikkat çekti. Son 20 gün içerisinde su tüketimimiz yaklaşık %17-18 civarında arttı. Ben özellikle ve özellikle su kullanımı noktasında muhakkak hijyene önem vereceğiz. Kişisel temizliğe önem vereceğiz. Biz suyu gerçekten yoğun kullanan bir milletiz. Bu temizliğimizin, kişisel temizliğimizin bir göstergesi ama suyu kullanmak demek, israf etmek demek, yani kişisel hijyen demek, suyu israf etmek demek değil. 20 saniye, 25 saniye boyunca ellerimizi sabunlarken çeşmenin açık kalmaması, o esnada kapalı olması bile bizim için gerçekten su tasarrufu noktasında çok önemli bir konu. Aktaş yeni dayanışma paketinin yarın hayata geçirileceğini bildirdi. Her gün 30 bin ekmek, 10 bin aileye, yani kişi başı, ki aile başı 3'er ekmek olmak kaydıyla, ekmek veya ekmek karşılığında süt ve süt mamulleri olabilir. Bunun şeyinde bir haftalık kuponları verilecek. Yani 10 bin aileye her gün bu takdim edilmiş olacak. Yine her hafta 10 bin aileye meyve sebzeden oluşan pazar filesini takdim etmiş olacağız arkadaşlar. Yine Nisan ayı boyunca 30 bin gıda kolisi, ayrıca 30 bin temel hijyen malzeme kolisini dağıtacağız. İsteyen vatandaşlarsa koli yerine bedelini kart 16 uygulamasıyla alabilecek. Arzu edenler bu sosyal dayanışma paketinden, yani 30 bin erzak kolisi ve 30 bin temizlik hijyen kolisini kart 16'dan
Sosyal yardım kartıyla da alıp farklı marketlerden ihtiyaçlarını da karşılayabilirler. Kart 16 bizim yeni bir uygulamamız. Bu uygulamayı henüz hayata geçirmemiştik ama bu vesileyle de hayata geçireceğiz. Çünkü biz artık erzak dağıtmaktan ziyade bununla alakalı bedeli olan rakamı da aynı şekilde buradan farklı ihtiyaçlar için ailelerin kullanabileceğini de buradan ifade etmek istiyorum. Bu iki kolinin toplam bedelinde 200 TL olduğunu da buradan ifade etmek istiyorum. Bu arada Başkan Ali Nur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya da altı maaşını koyarak katıldı. Aktaş'ın eşi de aynı kampanya için altınlarını satarak destek verdi. Şimdi zamanda bir yolculuğa çıkacağız ve 10 yıl önce bugün Türkiye'de ve dünyada neler yaşanmış buna bakacağız. Değerli basın mensupları, Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında... Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Alınan kararları Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek açıkladı. Polis meslek eğitimine alınacak yükseköğretim mezunlarının yaş sınırının 28'den 29'a, askerliğini yapmış olanlarda da 29'dan 30'a yükseltilmesi ve 20 bin adet polis memuru kadrosunun ihdas edilmesi vardır. Dolayısıyla bundan sonra askeri mahkemeler tümüyle hakim üyelerden oluşacaktır. Onu düzenleyen bir kanun tasarısı var. Tarihin milletlere çok şey öğrettiği bir vakadır. Başbakan Erdoğan ulusa seslendi. Erdoğan sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul eden ülkelere tepkiliydi. Tarihin milletlere çok şey öğrettiği bir vakadır. Geçmişte yaşananlardan alınacak dersler, geleceğin doğru temeller üzerinde inşa edilmesine büyük katkılar sağlar. Ancak tarihe doğru bakmak, geçmişi hakkıyla değerlendirmek, bunu yapacak ehliyete sahip olmak da çok önemlidir. Mikrofon falan koy. Tamam. Balyoz soruşturması kapsamında salı verilen 8 kişi cezaevinden tahliye edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir öğrenci okulun alt katında mahsur kaldı. Öğrencinin imdat çağrısını okulun içindeki öğretmenler değil, mahalleli fark ederek yardımına koştu. Dürbünle de ben görüyorum bu çocuğu. Yürümden şu aşağıda, şurada. Merhaba çocuklar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Safiye Soyman ve Kibariye Umre ziyareti yaptı. Soyman ve Kibariye ziyaretin çok güzel geçtiğini söyledi. Çok güzel geçti. Herkesin görmesi lazım hakikaten. Anlatılmaz, görülmesi lazım. Orada olmak lazım. Muhteşem bir duygu. Muhteşem. Bundan sonra artık hac geliyor. Allah nasip ederse. Kibariye de gidecek, ben de gideceğim inşallah. Hep ağladım. Hep ağladım. Hep ağladım. Sevinçten ağladım. Böyle güzellik yok. Kurbanım, bunlar hakikaten anlatılmaz. Gidin de görün gözlerinizle. Allah'ım ya, herkese bunu nasip etsin. Buraya gitmeyi, hacca gitmeyi nasip etsin. Ben gerçekten kendimi tutamadım. Her saniye ağladım. Bir heyecan da var zaten, siz şu anda görüyorsunuz. Şu anda böyle bir ürper. Hep orada kalmak isterdim, biliyor musun? Mi? Yemin ederim. Yani çocuğum olmasa, ailem olmasa geri dönmek istemezdim. O kadar güzel. Sor onu, sor bana. Herkese. Allah'a emanet ol. Sen de canım benim. Böylelikle haber saatinin sonuna geldik. Bizden sonra önce ekonomi, ardından spor turu var. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
Gübre Taş'ın özel geliştirdiği magnezyum ve kükürt katkılı 13-18-15 yumrulu bitkileri mükemmel besler. Şeker pancarında bol verim, ekstra polar elde etmek, raf ömrü uzun, pazar değeri yüksek patates yetiştirmek artık çok kolay. 13-18-15 dengeli taban gübresi. Bereketli hasat için Gübre Taş. İsmim Deniz Şahin. Ben Şefa Demir. Defne Ertan Tüysüzoğlu. Ben Saylan Kümeli. Adım Cüneyt Asan. Merhaba, ben Eyüp Kemal Sevinç. Nilhan Osmanoğlu, vatansever. Ben Emre Karaca. İlk Hürmeliz Turası. Ben Ceylin Atay. Ben Adnan Şahin. Türkiye'yi İl il gezdim. Yaklaşık 36 yıldan beri Türk mutfağı yapıyorum. Restoran işletmeciliğine 20 yıl önce başladım. Külliyat uzmanı gözüyle anlatacağım. Dünyada neler olabiliyor, Türkiye'de neler olabiliyor. En lezzetli, en güzel, araştırılması yapılmış. Osmanlı saray mutfağı hakkında bilgiler vereceğim. Gastro Türkiye'de bu reçeteleri en gerçek haliyle sizlerle paylaşacağım. Gastro Türkiye bundan sonra mutfak adına her şeyin rehberi olacak. Zengin içerikli taban gübresi Gübre Taş 13-24-12. Mısır bitkisinin ihtiyaç duyduğu başlangıç azotuyla fosfor ve potasyumun tamamını içerir. İlave olarak kükürt, çinko ve demir bitki besin maddeleriyle takviye edilmiştir. Dolgun koçanlı ve yüksek randımanlı mısır hasadı sağlar. 13-24-12. Bereketli hasat için Gübre Taş. Sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar yağı. Kolay mı? Tam 50 yıl. Aşkla bağlanmasak olur muydu hiç? Yağmur, tipi, boran sabahlarını. Kor ateşlerini bile çok sevdik biz. Sevdamız oldun Türkiye. Al bayrağın gölgesinde, her bir ferdinle, erenlerimizin de, tarihinle, kültürünle. Kalpten kalbe giden bir bağ kurduk biz. Her gün çarpan o kalbi dinleriz dikkatle. Sesi oluruz milyonların. Cesaretle, özgürce. Bir yüzü daha güldürüp, elemleri silince, geleceğe umutla yollar açarız biz. Adı yüreğimize kazılı sevdamız uğruna, gamına, derdine, huzur vermek adına, hakikatin peşinde, revan olduk yoluna. Biz Türkiye olduk, Türkiye biz. Türkiye'm, benim yârim. Yarım asırdır her günü aydınlatan güneşim. İyi ki varsın. Türkiye Gazetesi. Türkiye benim aşkım. 50 yıldır. Huzur, tabiat, eğlence, 4 mevsim tatil. Deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aqua park, çocuk oyun alanları ve bayanlara özel plaj.
Şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444-8-241. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr. Metro Enerjisi spor haberlerini sunar. UEFA 55 ülke federasyonu ile birlikte 1 Nisan çarşamba günü UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans aracılığıyla toplantı yapılacağını açıkladı. UEFA'nın açıklamasına göre toplantıda 2 hafta önceki görüşmeden sonraki gelişmeler tartışılacak ve liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşler paylaşılacak. Toplantıda milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular da ele alınacak. Birlik beraberlik adına bu akşamki maçı beraber izlememizi bize önerdiler ve davet ettiler. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Süper Lig'in geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çebi açıklamasında ligin tesciline karşı olduklarının altını çizerken maçların seyircili oynanması gerektiğini dile getirdi. Başkan Çebi şu ifadeleri kullandı. Her kulüp içinde bulunduğu duruma göre farklı tepkiler verdi. Benim öncelikli arzum tabii ki koronavirüs sürecinin bir an önce bitmesi ve ligin oynanması. Mümkünse Mayıs'ta oynanmalı ve taraftarla oynanmalı. Taraftar yoksa tehlike devam ediyor demektir. O zaman da hiç oynanmamalı. Çünkü toplumun sağlığı her şeyden önemlidir. Çebi playoff sistemine de karşı olduklarını ifade etti. Playoff olmaz çünkü her şey yolundaysa lig oynansın zaten. Eğer oynanmıyorsa ligler iptal edilmeli. Lig şu anki duruma göre bitirilir ve birinci sıradaki kulüp şampiyon ilan edilirse o takıma bir ömür problem olur. Düşünsenize şampiyonluğunuz tescil edilmiş ama birileri gelip lig oynansaydı biz şampiyon olacaktık diyecek. Bu da şampiyon olan takımı hep sırtında taşımak zorunda kalacağı bir zül olacaktır. Liglerin bitimine 8 hafta var. Şu an 7. sırada olan bir takımın bile matematiksel olarak şampiyon olma şansı var. Maçların oynanabileceği bir durum varsa daha dar bir maç takvimiyle ligi bitirelim düşüncesindeyim. Çebi Avrupa kupalarına katılacak takımlar konusunda ise takımların 5 yıllık başarı ortalamalarının baz alınabileceğini belirtti. Sadece bizim ligimizde değil, Avrupa'daki her ligde bu durum söz konusu. UEFA tüm ligler için standardını belirleyecektir. Daha önce de ifade ettiğim üzere UEFA teamülleri gereği son 5 yılın başarı ortalamasına bakılarak ülkeyi temsil edecek takımlar belirlenebilir. UEFA'nın bu kulüplere vereceği Avrupa kupalarına katılım ücretleri de eşit bir şekilde diğer kulüplere dağıtılabilir. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınına karşı başlatılan evde kal çağrısına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destek verdiklerini sosyal medya hesaplarında paylaştığı filmle duyurdu. Dünya şampiyonu sporcuların yanı sıra Acun Ilıcalı, Cüneyt Çakır, Rıdvan Dilmen, Hakan Çelik gibi isimlerin ve sanatçıların destek verdiği film, evde kalınan izolasyon sürecinde esenliği koruma adına fiziksel hareketliliği kaybetmemek gerektiğinin mesajını veriyor. Bakan Kasapoğlu yayınladığı filmle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Hareketsiz Kalma platformunu da müjdeledi. Gördüğünüz gibi ne yaptığımızın ya da nasıl yaptığımızın pek de önemi yok. Bu mücadelede hepimizin üstüne düşen ilk görev öncelikle kendi esenliğimizi sağlamak. O yüzden yeter ki evde kal, hareketsiz kalma. Öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim. Fenerbahçe cephesinden sevindirici haber geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü kadın ve erkek voleybol takımlarıyla basketbol kadın takımındaki tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Açıklamada 65 kişiye yapılan tetkikler neticesinde 5 kişide koronavirüs bulgularına rastlandı. Sonrasında gerçekleştirilen detaylı taramalarda ise sonuçların negatif çıktığı belirtildi. Açıklamada ayrıca ilk bulguları pozitif çıkan, sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbi kontrol altında ev istirahatlerindedirler ifadelerine yer verildi. İçin tüm uyarılara dikkate al, sen de kendin ve sevdiklerin için evde kal. Metro Enerjisi spor haberlerini sundu. Zengin içerikli taban gübresi Gübretaş 13-24-12. Mısır bitkisinin ihtiyaç duyduğu başlangıç azotuyla fosfor ve potasyumun tamamını içerir. İlave olarak kükürt, çinko ve demir bitki besin maddeleriyle takviye edilmiştir. Dolgun koçanlı ve yüksek randımanlı mısır hasadı sağlar. 13-24-12. Bereketli hasat için Gübretaş. Gübretaş'ın özel geliştirdiği magnezyum ve kükürt katkılı 13-18-15 yumrulu bitkileri mükemmel besler. Şeker pancarında bol verim, ekstra polar elde etmek, raf ömrü uzun, pazar değeri yüksek patates yetiştirmek artık çok kolay. 13-18-15 dengeli taban gübresi. Bereketli hasat için Gübretaş. Şimdi İstanbul'da ev almanın tam vakti. Marmara Evleri birden aldılar, kazandılar. Marmara Evleri 2-3 derken gelen yaşadı, alan kazandı. Ve şimdi Marmara Evleri ayrıcalığı dördüncüsüyle karşınızda. Kaliteyi konforla buluşturan 2+1'den 4+1'e daire modelleriyle Marmara Evleri 4 sizi bekliyor. Gelin Marmara Evleri 4 kazancınız, Türkiye geleceğiniz olsun. Marmara Evleri 4, İhlas Yapı Güvencesiyle. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr.
Mudurnu'nun Nallıhan yolunun 8 ve 12. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden veriliyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 33 ve 35. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karabük-Kastamonu yolunun 9 ve 11. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.